Merhaba arkadaşlar, ben Cevat Ali Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Panayot Israti'nin Baraga'nın Dikenleri adlı romanını inceleyeceğiz. Başlamadan önce yazar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Panayot Israti 10 Ağustos 1884 tarihinde Romanya'da dünyaya gelmiştir. Babası Panayot doğduktan kısa bir süre sonra jandarma kurşunuyla hayatını kaybetmiştir. Maalesef babasını tanıyamamıştır. Babasızlık ve yoksulluk onun hayata erken atılmasına neden olmuştur. İlkokulu zar zor bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalışarak hayatını kazanmış ve aynı zamanda bu işler vesilesiyle de ilgisini çeken birçok yeri gezip görmüştür. Bu gezileri ileride yazacağı eserlere ilham kaynağı olacaktır. 1900'lü yılların başında sosyalist gazetelerde makale ve öyküler yazarak edebiyat dünyasına giriş yapsa da yazmaya olan tutkusu çıraklık yaptığı bir iş yerinde kendisine hediye edilen Fransızca sözlük sayesinde artmıştır. Ciddi bir özveriyle çeşitli metinleri bu sözlüğe baka baka okuyarak dile hakim olan yazarımız eserlerini Fransızca yazması sayesinde çok daha geniş bir kitleye hitap etmiştir. Ömrü boyunca yaşadığı sıkıntılar ve imkansızlıklar yazarımızı yalnızlık ve umutsuzluğa sürüklemiş, 1921 yılında Nice kentine doğru yol alırken bir mektup yazmasının akabinde boğazını keserek intihara teşebbüs etmiştir. Neyse ki tam zamanında hastaneye kaldırılarak kurtarılmıştır. Bu olay yazarımız için bir dönüm noktasıdır. Hastanede cebinden çıkan mektup ünlü yazar Romain Rolland'a ulaştırılır. Rolland mektubu okur ve çok etkilenir. Yazarımızı Balkanların yeni Maxim Gorki'si olarak görür ve aralarında bir dostluk kurulur. Rolland, Israti'ye yaşadıklarını yazması konusunda ısrar eder. Romain Rolland'ın ışığıyla aydınlanan yazarımız, bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğar. Kira Kiralina adlı ilk romanı Romain Rolland'ın ön sözüyle yayınlanmıştır ve ona ciddi bir ün kazandırmıştır. Oldukça üretken olan yazarımız ardı ardına eserler yayınlamıştır. İdeolojik olarak sol ideallere sahip biri olan Panayot Israti, 1929 yılında Sovyetleri ziyaret etmiştir. Burada parti içindeki iktidar kavgalarına tanık olur. İdeolojik gelişimine katkı sağlama umutlarıyla geldiği Sovyetlerden hayal kırıklığıyla döner ve politik olarak umutsuzluğa kapılır. Bu olay sonrasında yazarımız eserlerinde politikadan ziyade insani değerlerin ön planda olduğu bir üslubu benimsemiştir. Kendi hayatından izlere sahip olan eserlerindeki hayat mücadelelerini arkadaşlık kurgusuyla anlatma yolunu seçmiştir. Yazarımız 1935 yılında hayata gözlerini kapamıştır. Roman ağaçsız, susuz ve zorlu bir mekan olan Baragan'da geçmektedir. Buranın sakinlerinin balıkçılıktan başka geçimlerini sağlayabilecekleri bir imkan ne yazık ki söz konusu değildir. İnsanlar yaşamak için binbir zorlukla tuzlayıp pazarda satmak üzere balığını tutup yok pahasına açgözlü alıcılara rica minnet satmak zorundadırlar. Esasında Tuna Nehri kıyılarında milyonlarca kilo balık boşa giderken ülke ticareti düzgün örgütlenebilse ve ülke düzgün yönetilebilse herkesin rahatça yaşayabileceği bir potansiyel mevcuttur. Ancak şu durumda aç ve susuz yoksulluk içinde yaşayan insancıklarla İmtiyaz sahibi bir avuç insanın bir arada yaşadığı bir yer durumundadır. Burada evi çekip çeviren becerikli bir anne ile kaval çalması dışında yeteneksizliğiyle tanınan bir baba ve oğulları yani romanın ana kahramanı Mateke'den oluşan yoksul bir balıkçı ailesi yaşamaktadır. Evin annesi çok çalışkan bir kadındır ve sürekli olarak aileyi ekonomik sıkıntıdan kurtarabilecek, hiç değilse biraz rahatlatabilecek bir çıkış yolu düşünmektedir. Tasarruf ederek bir yıl boyunca yüzdeyi biriktirir. Bu parayla yaşlı bir at ve külüstür bir araba alır. Ve evin erkeğine al arabayı ve oğlumuzla beraber tuttuğumuz balıkları köy köy dolaşıp satacaksınız der. Adam ikna olmaz ama Mateke de ben de bu işte varım deyince hayır demez. Baba ile oğul yaşlı ve zayıf atlarına bağladıkları arabalarıyla tuzladıkları 300 kilo balığı Baragan'ı geçip şehirde satmak üzere yola koyulurlar. At yarı yolda sıcağa dayanamaz ve ölür. Bu sebeple ellerindeki balıkları yoldan geçen bir çingeneye 30 liraya satmak zorunda kalırlar. Mateke ve babası Baragan'ın ortasında yatan 150 liriyi balıkları satarak kazanamasalar da bir şekilde kasabada çeşitli işler yaparak biriktirip öyle geri dönmek isterler. Baba oğul durmaksızın çalışırken köyden annelerinin öldüğü haberi gelir. Her ne kadar köylerine dönseler de kadınsız bu evin bizim için artık bir önemi yok diyerek yola düşerler. Orada burada ırgatlık ararken Duduka'nın konağını bulurlar ve baba oğul konağı ırgat olarak kabul edilirler. Duduka vakti zamanında annesi ve babası tarafından aileye layık görülmeyen birine aşık olur. Sevdiği adamla evlenmesine izin verilmez ve adamı öldürülür. Duduka bir daha evlenmez ve ailesine tepkisini gösterir. Bunun üzerine aile ona mirasından hiçbir şey bırakmaz. Bu konağı bir amcası sayesinde edinmiştir. Burada para pul kazanmayı amaçlamaktan ziyade yoksullara bir ekmek kapısı olacak şekilde yaşamaktadır. Mateke bu köyde kalmak istememektedir. Kaçmanın yollarını arar. Akabinde bu plana dişte kadında başka bir çocuk da dahil olur. Yanlarına biraz yiyecek alıp kendilerini uçuşan dikenleri Klaus'ya kabul ederek Baraga'nın rüzgarlarına bırakırlar. Başlarından ufak çaplı maceralar geçtikten sonra tesadüfen Dişlek'in abisinin arabacılık yaptığı köye varırlar. Dişlek'in abisinin çalıştığı aile bu iki çocuğu da çırak olarak bünyesine kabul ederler. Bu köyde diğer köylerden farklı değildir. Köylüler boyar, rahip ve belediye reisinin aksine açlık ve yoksullukla her an sınanmaktadır.
O sene köyde hava iyi gitmez. Köylünün ne yakacak odunu vardır ne de unu. Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölür. Hayvanlar ahırlarda telef olur. Heyet kurup belediye başkanına giderler. Toprakların sahibi ve yörenin milletvekili olan boyardan borç istemek üzere yardım etmesini isterler. Ancak istedikleriyle kalırlar. Üstüne bir de don olur ve ekecek tohumları bile kalmaz. Açlık, yoksulluk, çaresizlik garibanların üstünde kabus gibi çökmüştür. Bir gün bir yabancı ellerinde anayasayla gelir ve köylülerle konuşur. Bu yaşadıkları yoksulluğun, çaresizliğin sebebinin tanrı kaynaklı olmadığına, bu felaketlerin sebebinin ayrıcalıklı sınıf yüzünden olduğunu anlatır. Köylüye anayasal olarak haklarından bahseder. Bu sırada jandarma adamı alır ve döve döve öldürür. Bunun üzerine açlıktan, geçim sıkıntısından gerim gerim gerilen köylüler önce jandarmayı öldürürler. Sonra da boyarın konağını basıp ihtiyaç duyduklarını alıp konağı yakarlar. Bu olayların akabinde köye dışarıdan asker gelir. Asli görevi gereği ayrıcalıklı sınıfın imtiyazlarını korumak üzere kadın, yaşlı, çoluk çocuk ayırt etmeden tüm köyü topa tutarlar. Mateke ve dişlerin kaldığı evdeki aile üyelerinden de olmak üzere çok ciddi kayıplar verilmiştir. Öldürebildiklerini öldüren askerler öldüremediklerini de hapse atmışlardır. Bu isyanlar birkaç köyde daha boy göstermiş olup askerler şüpheli kişileri bir bir öldürmek üzere görevlendirilmişlerdir. Mateke'nin babası da bu suçlu avı sırasında suçsuz yere öldürülmüştür. Finalde bombalardan kaçan Mateke ve Dişlek dikenleri arkalarına alıp her şeyi geride bırakarak dünyayı dolaşmak üzere yollarına devam ederler. Bugün sizlerle bu harika roman hakkında konuştuk. Umarım bu değerlendirme sizlere kitabı daha yakından tanıtmama yardımcı olmuştur. Yorumlarınızı ve kitap önerilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.